Bu hafta yolumuz Orta Karadeniz bölgesinin Şirin kenti Samsun'a düşüyor sevgili seyirciler. Adı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile bütünleşen kent, milli mücadelenin de fiilen başladığı yerdir. Mustafa Kemal Paşa ve 18 arkadaşının bindiği Bandırma adlı küçük vapur, Karadeniz'in hırçın ve azgın dalgalarıyla mücadele ederek 19 Mayıs 1919 günü Samsun Limanı'na yanaşır. Samsunlular, Anadolu topraklarına ayak basan paşayı yalnız bırakmazlar ve onu büyük bir coşkuyla bağırlarına basarlar. İşte bu güzel kentte savaştan yenik çıkmış bir milletin büyük bir imanla silkinişine de tanıklık eder. Geniş caddeleri, yemyeşil parkları ve modern binalarıyla dikkat çeken Samsun'un tarihi Hititlere kadar uzanıyor sevgili seyirciler. İlk adı Amisos olan kent, Selçuklu Türklerinin eline geçince burada yeni bir yerleşim yeri daha kurulur ve buraya Samsun adı verilir. 1398 tarihinde Yıldırım Bayezid tarafından fethedilen Samsun, böylece Osmanlı topraklarına katılır. 20. yüzyıl başlarına kadar huzur dolu bir kent olan Samsun'a 1800'lerden itibaren birçok göçmen gelerek yerleşir. İlk gelenler Kafkasya'dan sürülen Çerkezler olur. Kent tarih boyunca hep göçlere muhatap olmuş. Bir göç koridoru üzerinde olma özelliği olan, tarihçilerin de öyle tarif ettiği bir şehir. Daha ziyade göçlerin gelip geçtiği, bir süre burada kaldığı, daha sonra yani doğudan batıya doğru göç hareketinin yoğun olduğu bir şehir özelliği taşımış tarihi göç dalgalarına muhatap olarak. Bunun en belirgin olanları Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında Balkanlardan ve Kafkasya'dan gelen göçlerle etkisini göstermiş. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele olaylarına kent muhatap olmuş. İşte Yunanistan göçmenlerinin Samsun'a getirilmesi, buradan da Yunanistan'a göç etmek isteyen unsurların göçüyle ilgili mübadele olaylarına muhatap olmuş. Ve bunu takip eden zaman içerisinde de gelişen ekonomik havzada, zaten ekonomi çok belirleyici farkındaysanız, bu havzadaki iktisadi faaliyetlerin yoğunluğu, iki büyük ovanın varlığı, tütüne dayalı ekonominin hep bahsediyorum canlılığı, doğusundaki daha az gelişmiş olan kentlerdeki, yani Doğu Karadeniz'deki birçok hemşerimizin de Samsun'u bir cazibe merkezi olarak görerek buraya doğru yönelmelerine sebep olmuş. Samsun potansiyeline, popülasyonuna baktığımız zaman Kafkasya göçmenleri, bunlar Çerkezler, ağırlıklı olarak Çerkezler vardır. Çerkezlerin hemen hemen bütün kollarının Ibıh'dan Abzakhin'e, Şapsığ'ına kadar bütün kollarının izleri vardır. Gürcü vatandaşlarımız, hemşerilerimiz vardır. Kafkasya'dan gelenlerin dışında da Balkanlardan da Bulgaristan göçmenleri ve Yunanistan göçmenlerinin varlığını söylemem gerekiyor. Ama Samsun aslında bu farklı etnik kökenli insanların veya farklı coğrafi bölgelerden çıkıp gelen insanların hepsinin şehirde oluşturduğu bir güzel harmoni, bir güzel kültürel potansiyeli, zenginliği oluşturduğunu görüyoruz. 21 Mayıs 1864'te başlar Büyük Çerkez Sürgünü. Ruslara yenilen Çerkezlerin çoğu gemilerle Osmanlı limanlarına getirilirler. Ama sürülen Çerkezlerin hepsi ulaşamaz Anadolu topraklarına. Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanamayan bazı gemiler batarlar. Bazıları da tıka basa dolduruldukları gemilerde açlık ve sefalet içinde ölürler. Samsun'a Çerkez göçleri Kırım Savaşı'ndan itibaren başlıyor. Fakat asıl kitlesel göçler Şeyh Camil'in mücadeleyi bıraktığı 1859'dan itibaren başlıyor ve 1864'te Doruk'a ulaşıyor. Göçlerin sebebine baktığımızda Kırım Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Rus devleti bunun sorumlusu olarak Çerkez, Kafkasya'daki Müslümanları sorumlu tutuyor ve bunlara baskı uygulamaya başlıyor. Bir diğer sebep de şu, milliyetçiliğin
doruğa ulaştığı bir yüzyılda Ruslar homojen bir devlet istiyorlar. Farklı fikirlere ve inançlara tahammül edemiyorlar. Çerkezleri Müslümanlıktan bırakıp Ortodoks dinine ve Slav kültürüne uymaya çağırıyorlar. Bunun için isimlerini değiştiriyorlar. Yeni doğan çocuklara zorla Rus isimleri veriyorlar ve kültürlerini bırakmalarını sağlıyorlar. Din adamlarını öldürüyorlar. Gençleri zorla askere alıyorlar. Ve nitekim bunlara uymayanları Sibirya tarafına göç ettiriyorlar. Bunun sonucunda Çerkezler kitleler halinde göç etmeye başlıyor. Fakat bu göç olayı da kolay bir şekilde başlamıyor. İlk başta göçe izin verilmiyor. Daha sonra 1864'te bir ay içerisinde göç etmeyen olursa bunlara savaş esiri muamelesi yapacağını söyleyip zorunlu bir göçe tabi tutuyor. Kışın toprağını bırakan insanlar Karadeniz'in sahillerine iniyor ve binlerce insan orada açlık, sefalet içerisinde gemileri, hatta balıkçı teknelerini bekliyorlar. Karadeniz sahillerine inen bu Çerkezler genellikle deniz yoluyla Anadolu'ya geçiyorlar. Anadolu'ya geçtiklerinde İskan'ın tıkalarından bir tanesi de Samsun. Samsun'a gelen Çerkezler öncelikle geçici olarak çevrede iskan ediliyorlar. Daha sonra halkın da yardımıyla Anadolu'nun iç kısımlarına, Ankara'ya, Konya'ya, Amasya'ya daimi iskan yerlerine gönderiliyorlar. Aslında Çerkez göçü açlık, sefalet, hastalık ve ölüm kelimeleriyle anlatılabilir. Çünkü gelen insanlar 1860'lı yıllarda yaklaşık 2 milyon insandan bahsediyoruz ve bunların 500 bini denizde veya karada geldiklerinde ölüyorlar. Samsun'a baktığımızda hemen her tarafta Çerkezlerin geçici veya daimi iskan bölgelerinin oluştuğunu görüyoruz. Kafkasya'dan göç ederek Samsun ve köylerine yerleşen Çerkezler için Bafra ve Çarşamba ovalarında yüzlerce yeni köy kurulur. Bu köylere yerleşen Çerkezler sosyal ve kültürel varlıklarını yaşatmak, üyeleri arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1966 yılında Samsun Kafkas Derneği'ni kurarlar. Acı ve tatlı günlerinde insanlarımızın yanında olmak için bu derneği kurduk diyen Başkan Servet Yıldız'ın anlattıklarını dinliyoruz. 1950'li yıllardan sonra özellikle köyden kente göçün artmasıyla birlikte örgütlü bir takım topluma ihtiyaç duyulmuştur. Bu anlamda derneğimiz Samsun'un en eski ve en köklü sivil toplum örgütlerindendir. Kuruluş tarihi 1966 yılı. Özellikle büyük şehirde çok değişik şehrin değişik mahallelerine dağılmış olan hemşerilerimizi bir arada tutmak amacıyla bu ortak kültürü paylaşan hemşerilerimizi daha sık bu kültürü bir sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar hafta sonu kahvaltıları, efendim akşamları bir takım eğlence programları, işte geziler. Bunun dışında derneğimizin gerçekten Türkiye'de sayılı ekipler arasında diyebileceğimiz bir halk dansları ekibimiz var. Usta öğreticiler nezaretinde, yani okul sezonuyla birlikte çalışmalarımız her hafta sonu devam etmekte. Federasyonumuz kanalıyla Nalçik Üniversitesi'ne öğrenci göndermekteyiz. İşte bunun dışında Kabertay Balkar'da, Adige'de ve Abhazya'da her yıl 20'şer kişilik gruplar halinde çocuk kampları düzenlenmekte. Her yıl Büyük Kafkas sürgününün yıl dönümü olan 21 Mayıs tarihinde Samsun'da amfiteyatro dediğimiz bölgede anma programları düzenliyoruz. Bunlar saygı duruşu, denize çiçek atma şeklinde. Etkinliklerimiz arasında usta öğreticiler nezaretinde okuma yazma ve dil kursu düzenliyoruz. Bunun dışında yine özellikle kış sezonunda hemşerilerimizi yine bir arada tutmak amacıyla Haluç Gecesi dediğimiz
bir takım eğlence programları düzenliyoruz. Kafkasya'da iş kurup oralara yerleşmek isteyen hemşerilerimize de yardım ediyoruz, diyen Başkan Servet Yıldız'ı yönetim kurulu üyeleriyle baş başa bırakarak soluğun kes kıyafetlerini tanıtacak olan Eyüp Baloğlu'nun yanında alıyor. Bayan kostümleri gerçekten tam bir sanat eseridir. Özellikle zarafetin de bir simgesidir. Bayanların elbiseleri genelde üst kısım tam vücuda oturan, vücudu saran bir yapıya sahip. Alt kısım ise daha rahat hareket edebilmeleri için daha bol. Altta bir içlik giyiliyor. İçliğin görünen kısmı, üçgen kısmı işlemelerle yapılıyor. Üzerindeki ise kaftan var. Kaftan, burada da bir örneği görülüyor. Kaftanlar özellikle Kafkasya'da tam anlamıyla bir sanat harikası olmuş. Böylece de Kafkasya'nın her yerindeki bayanlar özellikle bu işlemeleri elle yaptıkları için, daha çok gümüş işlemecilik de çok önemli orada, sürekli bunları işledikleri için terzilik, elbiselerini de kendileri yaptığı için özellikle terzilik mesleği de orada çok gelişmiş. Bayanların genelde elbiseleri kapalı ve uzun. Ancak bazı oyunlarda, özellikle halk dansları sahnelenmeye başladıktan sonra, hızlı oyunlarda biraz daha kısa elbiseler kullanılmaya başladı ama genel anlamda uzundur. Bayanların başı genelde örtülü ve bir başlıkları var. Üzerlerindeki tül ya da başlıklar da yine elbiseyle mutlaka uyumlu olan, onun rengine ve işlemelerine uyumlu olan elbiseler var. Bunların birçok örnekleri var. Burada biz sade bir örneğini sergiliyoruz. Bayanların özellikle kemerleri de daha önce gümüş işlemeli kemerler oluyordu ve bu gümüşler de mutlaka elle işleniyor. Ve bayanlar bu kemerleri günlük yaşamlarında dahi, yani ev işlerini dahi yaparken mutlaka bu gümüş kemerleri takıyorlardı. Ayaklarında ise onları çok rahat ettirecek ama genel anlamda deri, çok ince deriden yapılmış ve rahat elbiseler kullanıyorlardı. Erkek elbiseleri ise yine bayan elbiselerine biraz benzerlik gösteriyor. Çünkü üst kısım yine erkeklerde tamamen vücuda oturuyor. Alt kısım ise onları rahat ettirecek gibi biraz daha bol. Gömlekler, hakim yaka dediğimiz, bugün hakim yaka şeklinde nitelenen gömlekler, kemer ve işte bu barut konan ya da işte biz bugün hazır dediğimiz şeyler onun ayrılmaz bir parçası. Kemer, kama mutlaka gümüş işlemeli. Yine Kafkasya'da el işlemeciliğin en önemli örneklerinden bir tanesidir bunlar. Özellikle hazırlar 18. yüzyıl sıralarında aslında bele takılıyordu ama daha sonra savaşlarda falan daha rahat edebilmek, işte oradan barutu çıkarıp bir an önce tüfeği doldurmak falan, bunlar en uygun neresidir? Göğüsten alınabilir. Daha sonra 19. yüzyılda göğüse takılmaya başlanmış. Ama göğse de rastgele takılmamış, elbisenin bir parçası olarak dekoratif bir şekilde yapılmış ve öyle takılmış. Çerkeskalar bu şekilde. Yine kalpak, Kuzey Kafkasya'nın özellikle iklimine uygun kalpaklar. Orası için en rahat giyilebilecek. Bu şarkon dediğimiz şey, gördüğünüz gibi burada bir aksesuar olarak takıldı. Ama başa takılıyor, başı sarıyor ve özellikle göğsü koruyor. Yani at sırtında giderken Çerkes atlısı göğsünü de koruyor. Yine yamçılarımız var. Yamçılar ise atlı kendi sırtına alıyor ama özellikle atını da örterek hem kışın atı koruyor, hem atın verdiği sıcaklıkla doğal bir kaloriferli yer ortamı oluşturarak binicisini de koruyor. Çıkıyoruz. Büyük Çerkez sürgünüyle Anadolu'ya gelen Çerkezler tarafından kurulan köy,
adını bölgede yetişen kırmızı eğreti otundan alır. Adigelerin şapsığı boyunun yaşadığı köyde hanımları hummalı bir faaliyet içerisinde buluyoruz. Hanımlar bir taraftan haluşların hamurunu açarken, diğer taraftan da içine Çerkez peyniri koyarak hazırladıkları börekleri kızartıyorlar. Üçgen şeklinde yağda kızartılan peynirli börek olan haluş, aynı zamanda düğün ve cenazelerde hediye olarak akrabalara da götürülür. Bu arada Çerkez lepsisiyle pastasının da hazırlıkları devam ediyor. Size gelenek olan yemeğimiz halucun tarifini vereceğim. Halucumuz sadece Çerkezlere ait olup bu bize özel yemektir. Bunu sütle yoğuruyoruz. Özelliği budur. Sadece süt, tuz onunla yoğrulur. İçine koyduğumuz peynir ise bizim adetlerimizde Çerkez peyniri diye biz söylüyoruz. Sütle yapılan, ayranla kestirilen bir peynirdir içine koyduğumuz peynir. Başka peynirlerle de yapılabilir ama biz ezelden böyle gördüğümüz için sadece Çerkez peyniriyle yapıyoruz. Bu halucumuz daha önceden geleneklerimize göre düğünlere gidilirken, eski düğünlere giderken, şimdi kalmadı tabii o eski adetlerimiz de, sandıklar dolusu yapılıp düğün sahibine, düğün evine götürülürdü. Beraberinde koyunlar giderdi, koyun götürürlerdi, sandıklar dolusu halucular yapıp götürülürdü. O düğünü konu komşu ağırlardı, ev sahibine pek bir yapılacak bir iş kalmazdı. Çerkez pastası yapımını anlatıyorum. Kaynamış suya az biraz tereyağı ve tuz koyuyoruz. Ondan sonra mısır unumuzu yavaş yavaş koyuyoruz. Özelliği ağır ağır mısır unu koyulması ve çok karıştırılması. Ağır ateşte, köz ateşinde pişirilmesi daha iyi oluyor. Lepsinin yanında yani özellik olarak tek pasta daha iyi oluyor. Bunun özelliği mısır unundan olması. Kavrulmuş mısır unundan yapılıp daha lezzetli oluyor. Bazısı ortasına tereyağı koyuyor, kaynar, bazısı sade yiyor. Lepsiyle beraber yeniliyor. Bizim Çerkezlerimizin özellikle Çerkez tavuğu dediğimiz, ama Çerkez tavuğunun biraz daha değişiği, çok çabuk yapılabilen özellikleri olan yine bizim Çerkez'e ait bir yemeğimiz bu. Biz bunu ilk önce soğanını güzel bir alazlıyoruz. İçerisine malzeme olarak kinzimizi koyuyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Ve kavurarak birazcık olsun kavuruyoruz. Bu şekilde bir müddet bekletiyoruz. Nihayetinde bunun en büyük özelliği pirincin kaynar suda ıslatılıp tekrar güneşte kurutulup dövecekte dövülmesi. En büyük özelliği budur. Dövecekte döveriz, şu hale getiririz pirincimizi. Bu pirincimizi de nihayetinde yavaş yavaş içerisine katmaya başlarız, katarız. Peşine birazcık bir su atarız. Ve bu şekilde tavuğumuz pişer. Çerkezlerin en büyük şeyi budur. Şöhret için keskin kılıç ve 40 sofra gerekir der Çerkezler. Çerkez camiasında kabul görmenin bir yoludur misafirperverlik. Hizmette kusur asla affedilmez. Çerkez toplumsal yapısında en önemli yerse tamatalere ayrılmıştır. Nepetimiz köy Kızılot adında bir köye geldik. Bizi köylüler bize adetleri olarak bizi buyur ettiler. Sofralarına buyur ettiler. Onlarla birlikte sofralarına oturacağız. Hep birlikte bu yemeği yiyeceğiz. Kızılot köyü insanları, halkı 1864'te Kafkasya'dan göç ediyorlar. Önce konaklama tesisi olarak Samsun Devrent'e yerleştiriliyor devlet tarafından. Ondan sonra devlet bunlara yerleşme yerleri öneriyor. Yerleşme yeri olarak deniz kenarı Taşlık mevkisine yerleşiyorlar.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Kızılot'ta son yıllarda fındık tarımı da iyice yaygınlaşmış. Çerkez bahçelerinin en önemli özelliği çok geniş olması. Evler genelde bahçenin arka kısmına doğru yapılıyor. Ön kısımda büyük bir alan, boşluk bırakılıyor. Bunun nedeni de düğünlerin ve cenazelerin yapılabilmesi için uygun bir alanın olması. Çerkez kültüründe düğünler ve cenazeler toplumun sayılıyor. Bir köyde cenaze varsa cenaze sadece cenaze sahibinin değil, bütün köyün kabul ediliyor. Aynı şekilde düğünler de düğün evinin değil, bütün köyün düğünü kabul ediliyor. Bu nedenle cenazeler ve düğünler dayanışma içerisinde gerçekleşiyor. Geniş bahçe olması en önemli özellik. Zaten gezerken geniş bahçeli bir ev görürseniz onun bir çerkez evi olduğunu hemen düşünmeye başlıyorsunuz. Evlerde genelde yerden yüksek yapılıyor. Yere çok yakın evler yapılmıyor. Ya iki katlı ya da yerden yarım kat çıkılarak yapılıyor evler. Genelde iki kapılı. Eskiden hemen hemen bütün evler iki kapılıydı ama şimdi tek kapılı. Bu da bizim habze dediğimiz adetlerden, geleneklerimizden kaynaklanıyor. Gelin ve damat, gelin ve oğlanın gelinin eşi, kayınpedere birlikte görünemedikleri için kayınpeder eve geldiği zaman damadın evden çıkması gerekiyor. Tabii babasına görünmeden çıkabilmesi için de ikinci bir kapıya ihtiyaç var. Bu nedenle genelde çerkez evleri iki kapılı oluyor. Evler genelde çok odalı ve ortada bir koridor olacak şekilde inşa ediliyor. Odalar tek bir koridora çıkıyor ve haçeş denilen misafir odaları mutlaka yapılıyor. Misafir geldiği zaman haçeşler de ağırlanıyor. Misafirin hizmetini ise genelde evin gençleri, genç erkekleri ya da genç kızları gerçekleştiriyor. Samsun Barosu eski başkanlarından Avukat Arif Yılmaz Üney, Kızılot'un tarihçesini anlatıyor. Samsun Barosu avukatlarındanım. Kızılot köyündenim. Doğma, büyüme buralıyım. Ailem de buralı. 1864 yılında Kuzey Kafkasya'dan gelen grupla bizim köyümüzün halkı gelmiştir. Köyün tamamı birbiriyle araştırıldığında akrabadır. Bu köye ilk defa gelenler geldiğinizde görmüş olduğunuz zannederim. Karayolunun sağ tarafında 4 çınar ağacı var. O ağaçların dibi ilk yerleşilen yerdir. Tabii ilk gelenlerin bir bölümü denizden geldiği için hayatlarını çoğu kaybetti. Karadan gelenler de o zaman buralarda tedavisi de pek yapılamayan sıtma hastalığı sebebiyle yaşamlarını sürdüremediler. Bu gördüğünüz araziler o tarihte Kızılotluk. Bugün kar saklamakta kullanılan Kızılotluk olması sebebiyle böyle bir isim köye takılmış oldu. Köyümüz kuruluş itibariyle çarşamba köylerinin içerisinde ilk defa ilk okul verilen köy. Eski Türkçe öğretimli 3 senelik ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa köy olarak bayan öğretmenin verildiği köy ve bölge karakolunun verildiği köy. Böyle bir medeniyet topluluğu, öğretim öğrenim yüksekliği olan bir köy olarak 1870'lerden bu yana süre gelen bir köy. Halen bu öğrenim yüksekliği devam etmekte. Kızılot köyünü kuran Çerkezler, Kafkasya'daki köylerine çok benzeyen bu köyü de ağaç ve bitkilerle bezemişler. Evinin bahçesine her çocuğu için ayrı bir fidan diken Hasan Bey'den ayrılınca Fahri Kanşat'la görüşüyoruz. Genelde Çerkezler'de tamadelik iki şekilde beyan edilir. Bir yaş nedeniyle yaşça büyük olana tamade denir. Bu yaşından dolayı. İkinci şıkkı tamade yöneticidir, liderdir, örgütleyicidir, ileri gören kişidir. Toplumları yöneten ve de organize eden kişidir. Organizeye hakim olan kişidir. Bizde genelde cenazelerde ve düğünlerde, savaşlarda da
Çok şükür savaşlar artık geride kaldı. Yöneten kişiye tamade denir. Tamadenin sadece kendisi değildir, yardımcısı da oluyordu. Yardımcıların yanında ayak işlerine koşturacak şeriha dedikleri ve gençlerden biri de seçilirdi. Tamade'nin dediklerini daha önce yapılan toplantılarda alınan kararları uygulatmak Tamade'nin görevidir. Çerkez örf ve adetlerine göre yetişen gençler, Kızılot köyünde kurdukları gençlik derneğinde halk oyunlarını bilmeyenlere de öğretiyorlar. Çerkez gençliği olarak kendi örf, adet, geleneklerimizi korumak adına köyümüzde hiç değilse yazın bir araya geldiğimizde halk danslarımızı öğretebilme imkanı, kendi aramızda dilimizi bir şekilde konuşmaya çalışmak, öğrenmeye çalışmak, öğretmeye çalışmak adına bu muhtarlığımızın bize bağışladığı yerde ufak çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kültürel geleceğimiz için, içinde bulunduğumuz toplumun değerlerini yükseltmek için, nasıl bir kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu anlatmak için çok önemli bir şey. Her şeyden önce ailemizden öğrendiğimiz Kavze'yi bir parçasını ben öğrendim, bir parçasını diğer arkadaşım öğreniyor. Yani burada birçok şeyi harmanlıyoruz. Birbirimize öğrendiklerimizi bilmediklerimizi anlatıyoruz. Oyunlarımızı öğretiyoruz. Ve düğünlerimizin o güzelliğini, eski neşesini yeniden mızıka seslerini, akordeon seslerini, paçiç seslerini yeniden yaşamaya, yeniden bu coğrafyaya kazandırmaya çalışıyoruz. Sıra temsili bir Çerkez düğününün canlandırılmasına geliyor. Bu düğünde gelin ve damat bulunmuyor. Zaten Çerkezlerin gelen konuklarının onuruna düzenledikleri eğlencelerin tümünün adına da düğün deniliyor. Bu arada hazır söz düğünlerden açılmışken Çerkezlerin günümüze değin sürdürdükleri kaşenlik adetinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Bekar genç kız ve erkekler arasında evlilik öncesi gerçekleşen bu gelenek habze adı verilen kurallarla sınırlı. Daha çok köylerdeki düğünlerde, toplantılarda birlikte olan kızlar ve erkekler sabahlara kadar süren sohbetler yapar, oyunlar oynarlar. Aynı zamanda eğitim yeri de olan bu toplantılarda genç kızlar ve erkekler Çerkez adet ve görenekleri çerçevesinde eğitiliyorlar. Yarımadası'nın Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki Samsun, sevecen ve misafirperver insanların yaşadığı güzel bir şehir. 1864 sürgünüyle gelen Kafkasyalı göçmenlere kucak açan Samsunlular, yıllar sonra 1924 Lozan Mübadelesi ile gelen Balkan göçmenlerini de sevgiyle bağırlarına basmışlar. Zamanla yerli halkla kaynaşan göçmenler, günümüze değin bir arada yaşayıp gelmişler. Şimdi biz de bu ailelerden biriyle tanışalım diyoruz ve 1864 Kafkasya göçmeni bütün ailesini ziyaret ediyoruz. Atalarımız 1864 yıllarında Kafkasya'nın Şapsı bölgesinden gemilerle yine Türkiye'ye ve Samsun'a inmişler, gelmişler. Biz onların 4. 5. nesil kuşaklarıyız. 30 yıla yakın kara ordusunda asker olarak görev yaptım. Türkiye'yi bu suretle çok dolaşmış olduk. Bundan dolayı da çok mutluyum. Diğer insanları tanımanın zenginliğini ruhumda hissediyorum. Bu surette kendi atalarımızın da onlara göre çeşitli durumlarını, konumlarını, örf ve adetlerini mukayese imkanı bulduk ve bu zenginliği güzel bir şekilde yaşamış olduk burada. Şu anda 6 yıldan beri Samsun'dayım. Samsun Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. Ve Çerkez örf ve adetlerinin kültürel derneklere tanımış olduğu bazı yetkileri de kullanarak
Bizler de diğer arkadaşlar birlikte aktif halde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çerkezlerde haynap denen ve ayıplar diye anılan pek çok davranış biçimleri var. Bunlar oldukça fazla ama bu topluluğun içerisinde ve bu kıvamda yetişen bizler için bu ayıpları takip etmek ve uygulamak bizim için hiç de öyle zor değil. Hatta bazılarından keyif bile uyguladığımız zaman kaçamaklar, keyif bile verdiği söyleniyor. Yani içimizden öyle hissediyoruz. Bunu bu şekilde terbiye almamış insanlar biraz yadırgar ama bu ayıpları uygulamak bizim için son derece, kimileri için bağışlayarak söylüyorum, zorluklarını çekmiş gelinlerimiz, kızlarımız için, damatlarımız için söylüyorum, bizim için inanın bir keyif verici bir şeydir, haldir. Bunlardan birkaç tane söyleyecek olursam, ben hiçbir zaman babamla yürürken, Türk örf adetlerinde de var, babamla yürürken hiçbir zaman onun sağ tarafında yürümemişimdir. Babamla yürürken onun sağında değil, solunda da yürürken onunla aynı hizada yürümemişimdir. Mutlaka bir adım gerisinde yürümüşümdür. Bunların dışında saygı konusunda, büyük oturmadan, küçüğün oturacak olan sandalyeye, koltuğa oturmaz. Büyük nasılsın evladım, çocuğum demeden Çerkezler'de küçük büyüğe önce sen nasılsın diye sormaz. Bunlar daha güncel olan bizim örf ve adetlerimizdir. İyi karşılanmaz. Eğer Çerkez olan iki taraf genç olan yaşlıya önce sen nasılsın diye sorarsa onun çok iyi Çerkez eğitimi almadığı yönünde hemen yorum yapılır. Böyle aslında bazı adetlerimizde kesin yorumlara açık, kesin nitelemelere ve damgalamalara açık bazı yanları da vardır. Bizim büyüklerimiz de eşim Mustafa'nın söylediği gibi Kafkasya'dan gelmişler. Samsun Havza, eski adı Hurdaz diye bir köye yerleşmişler. Büyüklerimiz hala oradalar. Tabii bir isim değişikliği sonrasında şu anki ismi Cevizlik Köyü'dür. Bir Abaza Köyü. %100 tüm yaşayanlar Abaza. Ailem de Havza'da oturuyor. Tabii ben Çerkez adetlerini seviyorum. Onları uygulayabildiğim ölçüde çok mutluyum. Hep derler Çerkez kızı olun, gelini olmayın derler ama ben Çerkez kökenli biri olarak bunların bir farkını görmüyorum. Ama nedir? Yaşantımız dolayısıyla modern yaşama ayak uydurmak zorundayız. Tabii çekirdek aileler haline geldik. Ne var ki büyüklerimiz geldiği zaman annelerimiz, halalarımız gerek yemek konusunda, gerek adetlerimiz konusunda yapıyoruz tabii elimizden geldiği ölçüde. Yemeklerimizi çok seviyoruz. Çerkez yemeklerimiz mutlaka belki program içerisinde onlardan da bahsedeceğiz. Uygulamaya çalışıyoruz. Bir tane oğlumuz var Canberk. Ona Çerkezlik konusunda olabildiğince bilgiler vermeye çalışıyoruz. Uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Babamız geldiğinde mutlaka onu kapıda karşılıyoruz. Terliğini veriyoruz. Elindekileri almaya çalışıyoruz ki bu bizim büyüklerimizden gördüğümüz uygulamalar. Hep beraber yemekte oturup beraber kalkmaya özen gösteriyoruz. Günü beraber paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar bizim hayatımızın güzellikleri, adetlerimizin güzellikleri. Bir de oyunlarımız var, kültü Kafkas oyunlarımız. Eşim de ilgili, ben de ilgiliyim. Bunu oğlumuza da yaşatmaya ve vermeye, öğretmeye çalışıyoruz. Şu an bir Kafkas Derneği'nin açtığı ikinci bahar kurslarına katılıyoruz. Daha estetik oynamak adına, daha iyi öğrenmek adına bundan da büyük keyif alıyoruz. Tabii büyüklerimiz annelerimizin, babalarımızın yaptığı kadar olmasa da saygı konusunda öğrendiklerimizi uygulamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni konuklarımızsa bütün ailesinin büyükleri. Anne Zahide Bütün ve oğlu Aydın Bütün oluyor. Bizim Çerkez adetlerinde adetlere çok saygı gösterilirdi. Şimdi biraz gösterilmiyor. Bir büyük bir cemiyete girdi mi bütün o cemiyet ayağa kalkar, ona hürmet ederdi. Efendim, hanımlar kesinlikle büyüklerin önünü kesmezler bizde yoldan, yol geçerken. Böyle çok kurallarımız var ama ihlal edildi, hepsi ihlal edildi. Şimdi takip edilmiyor. Tamatelik, Çerkezlerin günümüze değin süren geleneklerinin başında gelir. Tamate seçiminde esas olan yöneticilik vasfının olmasıdır. Tamatelerin görevi, bir şey köyde bir şey yapılacaksa mesela köylünün adına o tamateye giderler, sorarlar.
bu işi böyle yapacağız, nasıl dersin, nasıl olur? Bundan bilgi alırlar. O Tamata'nın dedikleri eğer eskidendi, şimdi yok pek. Onun dediğini geçmezler, köyün gençleri olsun, köy ihtiyar heyeti olsun, o Tamata'ya çok saygı gösterirlerdi. Çerkezlerde düğün damatla gelin bir arada olmaz. Damat için ayrı düğün, gelin için ayrı düğün yapılır. Ve gelinle damadın bir araya gelmesi de yine aynı ev ortamında olmaz. Damat bir akrabanın evine yerleşir. Gelin bir başka akrabanın evine yerleşir. Bunlar aileler birbirini görmeden birlikte olurlar. Çerkezlerde bir de gece toplantıları vardır. Kız arkadaşlar, erkek arkadaşlar bir araya gelirler. Çeşitli oyunlar oynarlar. Dans ederler. Bu güzel adetlerimizden biridir. Düğünlerine olduğu kadar cenazelerine de önem veren Çerkezler 3 gün boyunca cenaze evine yemek taşırlar. Cenaze evinde gece toplanır, gece ise bütün köylere haber vermek için liste alınır. Kaç tane köy varsa, 10-15 tane köye, onları liste halinde dolaşılır. Camilere haber verilir, camilerde anons edilir. Bütün köyler zaten iştirak eder o cenazeye. Cenaze günü eskiden bizim cenazede namaz başlamadan önce ayaktayken, kıyamdayken cenazenin önünde para dağıtılır. Iskat denilen şey. Yine halen devam ediyor. O günün şartına göre 5 milyon, 10 milyon neyse herkese şey yapılır. Çoğu zaten almaz. Fakirler alırlar çoğunlukla. Cenaze defnedildikten sonra eve gidilir. Evde taziyetler şey yapılır. Ondan sonra gece akşamleyin tevhid yapılır. Ondan sonra aylarca devam eder baş sağlığı. Bizim Çerkezler'de kaşen diye bir adet vardır. Gizliden gizliye birbirini sevenlerin şeyidir bu. Toplantılarda, düğünlerde kimseye fark ettirmeden birbirleriyle anlaşırlar, görüşürler. Oyunlarda kaşenler birbirine davet eder, beraber oynarlar. Böyle bir kaşenlik vardır. Kendi aralarındadır. Bazıları fark eder belki ama öyle fark edilmeden kaşen olayı vardır. Birçok renkli unsurun yer aldığı Çerkez toplumsal yaşayışı, geçirdiği bazı değişikliklere rağmen aynen devam ediyor. Kültür olarak her ne kadar Çerkezliği almışsak da tabii ki büyük şehrin uyumu daha çok oluyor ama yine de kültürümüzü sürdürüyoruz. Bizim de köylerimizde genelde komşu kızları erkekler tarafından beğenilmiş olsa bile gidip cesaret edip isteyemezler. Korkarlar yani büyükler tarafından yanlış algılanır diye korkarlar ama arada başka birilerini bularak her neyse de onu sürdürmek isterler. Fakat genelde Çerkezler'de şöyle bir durumda var. Akraba evlilikleri kesinlikle olmaz. Olduğu zaman da yani büyük kırgınlıklar, küskünlükler olur. Böyle. Evlilik durumunda da böyle durumumuz Çerkezler olarak. Çarşamba Dikbiyik nahiyesine gelin olarak geldim. Eşimi hiç görmeden babama dünürcü geldiler. Babam olur dedi. Ondan sonra verdi beni. Ben 3 gün hiç haberim olmadı. 3 gün sonra söylediler. Ben tabii kıyameti kopardım. Sonra Samsun'da kardeşlerim okuyorlardı. Onların yanına geldim. Ablam söyledi. Ablam söyleyince ben 3 gün yemek yemedim. Bizim Çerkezler'de kıza sormak yoktu. Ondan sonra birbirimizi hiç görmedik. Çerkezlerin en önem verdiği konulardan birisi de misafirleridir. Çerkez evlerinde misafir baş tacıdır. Bütün ailesini konuklarıyla baş başa bırakarak oradan ayrılıyoruz. Kentte yaşayan Tamatelerden Namık Kemal Bat'la tanışmaya gidiyoruz. Babamdan
Kafkasya ile ilgili çocukken çok bilgiler alırdım. Benim de hoşuma giderdi. Kısmet olur da bir gün ben de babamın dediği yerleri görür, gezer, onları bulursam akrabalarımı diye hayal ederdim. 1996 senesinde şeyler zaten bu Rusya kapılarını açınca biz de Türkiye'deki Çerkezler olarak oraya gitmeye başladık. Çok da merak ediyorduk acaba nasıl, onların geçinmeleri nasıl, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye çok merak ederdik. Babamın anlatımlarıyla da böyle kafamda çocukluktan beri bir duygu oluşmuştu. Neticede 1996 senesinde ben şeye gittiğimde, Kuzey Kafkasya yöresine gittiğimde ve orada Soçi'ye yakın bir köyde babamların akrabasını, yani kendi akrabalarımı buldum. Onlar beni cidden, yani çok memnun olduğum bir şekilde Cumhurbaşkanı gibi beni karşıladılar orada. Tabii onlar beni o şekilde karşılayınca çok duygulanmıştım. Onlar da tabii benim varlığımdan haberleri de yoktu. Daha sonra tanışmamış da zaten babamın dedelerimi söylemişti bana. Altı göbek dedeye kadar hepsini biliyordu. Biliyorum ben. Neticede onlar da kendi dedelerini, ben de kendi dedelerimiz söyleyince Bat ismiyle anılan dedede bir olduk, buluştuk. Bizim köyümüzde, Vubuh köyümüzde 1965'te göç 1865'e dayandığı için 1965 senesinde bizim köyün 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Samsun'da yaşayan Çerkez asıllı vatandaşlarımız tarımdan çiçekçiliğe, çiçekçilikten ticarete kadar birçok değişik işle uğraşıyorlar. Aslen diş hekimi olan İstemihan Keskin de ortaklarıyla kurduğu bu imalathanede 2006 yılından beri kakaolu fındık ezmesi üretiyor. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İstemihan Keskin, diş hekimiyim. Aynı zamanda ortaklarımla birlikte bu işletmenin sahibiyim. Peki, ben aslında size göç öykünüzü soracaktım ama diş hekimiyim deyince uğraştığınız iş çikolata işi. Dişlere son derece zararlı değil mi? Biz öyle biliyoruz en azından. Şimdi tabii aslında bakarsanız suyun bile fazlası zarardır. Su bile zehirdir gereğinden fazla alırsanız. Çikolata düşünülenin aksine dişlere çok zarar olan bir madde değil. Çünkü ağızda dağılır gider. Ama maalesef şimdi yapışık olan şeyler, örnek vereceğim cips gibi, şekerleme gibi bu tür şeyler dişleri daha fazla çürütür. Tabii çikolata onun için avantajlı geldi. Ortaklarımla birlikte bu işe girdik. Şimdi göç öykünüze gelelim. Aileniz ne zaman gelmiş, nereden gelmiş? Şimdi 1864 yılında Rusya'nın Kafkas halkları üzerinde yoğun baskısı olduğu dönemde tabii Osmanlı bir abi bütün Kafkas halkları için. Ben Balkanlara falan da gittim. Oradaki Boşnaklar vesaireler için de Osmanlı bir abi. Yani böyle büyük bir güç tabii sığınma ihtiyacı hissetmişler. Gemilerle birçok aile çıkmış oradan buralara gelmiş. İlk çıkış noktası da Samsun zaten. Buralara dedelerimiz yerleşmiş. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişler omuz omuza. Kız almışız, kız vermişiz, akraba olmuşuz, kardeş olmuşuz. Tabii ülkemizi çok seviyoruz. Kafkasya'yı da çok seviyoruz. Ama tabii Osmanlı'nın geçmişte hakim olduğu her yerdeki insanları çok seviyoruz yani genel olarak. Düşüyoruz yollara ve Güneyoğlu ailesinin elektrik panolarıyla şalt dolapları üreten iş yerine geliyoruz. Babamın anlattığı kadarıyla bizim ailemiz Kafkasya'dan Avrupa tarafına, savaş olan bölgeye sürüklenmiş. Daha sonra Osmanlı orayı kaybettikten sonra Irak tarafına sürüklenmiş, götürmüş ailemize. Irak'ta bir köyden, yani ismimizi bulabildim, onu da ben araştırdım, babam araştırmadı. Bir köy bulduk. O köy daha sonra yine savaş döneminde Irak tarafı da kaybedilmeye başlanınca Anadolu'ya ya da Kafkasya'ya niyetlenmişler göç etmeye. Tabii niyet Kafkasya'ya dönmek şeklindeymiş ama yönlerini şaşırmışlar. O dönem imkanları dahilinde Kastamonu'ya gelmişler. Kastamonu'da zaten yaşlı olan dedem kalmış. Ve diğerleri de
dağılmışlar. Diğerlerinde nerede olduklarını da bilmiyoruz esasında. Babam zaten öksüz büyümüş. Ailesiyle ilgili tek bildiğimiz şey ailenin adı, ailenin lakabı. Zaten araştırırken de sadece lakap üzerinden araştırdık. Ben aslen Tokatlıyım. Ailem de göçmen. Selanik'ten 1927 yılında Türkiye'ye gelmişler. Geldiklerinde de Tokat'ın Bizeri köyüne yerleştirilmişler. Kısa bir müddet sonra dedem çocuklarının çok rahat etmediğini fark ederek Tokat'ın içine ailesini getirmek zorunda kalmış. Ben okulu bitirdikten sonra resmi bir kurumda işe girdim. Samsun'da işe başladım. İşe başladıktan kısa bir süre sonra da eşimle tanıştık ve evliliğimiz oldu. Şimdi eşimle birlikte şirketimizde yardımcı olmaya çalışıyorum. Samsun Kafkas Derneği Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Zengin, kızı mimar Tuğba Zengin'le birlikte özel dizayn kapı üretimiyle uğraşıyorlar. Kapı imalatı yapıyoruz. İnşaat firmamız var. 1977'den bu yana faaliyet gösteriyoruz. İnşaat firması olaraktan, çelik kapı firması olaraktan. Rusya'ya veriyoruz, Almanya'ya veriyoruz. Türkiye'nin her tarafına imalat yapıyoruz. Şu anda babamın yaptığı projeler üzerinden, yani kapı çizimlerini babam bu zamana kadar hep kendisi yapmıştı. Biz de buna ilave olarak işte kaplamalar, işte aksesuarlar, daha modern bir tarz oluşturduk. Ve mimari hizmetle de farklı bir bakış açısı yaratarak yani müşteri potansiyelimizi yükselttik. Samsun'da genelde orta kesim, yani bir de yüksek kesime daha çok hitap ediyoruz. Çünkü özel tasarımlar yapıyoruz. Bunun yanında mimari hizmet de veriyoruz. Çerkez asıllıyız. Samsun Çerkezlerinden. Şapsıyız. Biz de tabii diğer Çerkezler gibi mümkün olduğu kadar gelenek göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ailemizde Çerkez olmanın tabii vermiş olduğu bir saygı, büyükleri sayma konusu. Tabii ki her insanda vardır bu saygı ama Çerkezlerde biraz daha böyle belirgin olduğu için herhalde herkes biliyor. Bu konuda da büyüklerimiz de olsun, yapılan yemekler olsun, işte adetlerimiz olsun devam ettirmeye çalışıyoruz. Samsun'dan ayrılmadan önce Samsun Kafkas Kültür Derneği'nin düzenlediği Haluş Gecesi'ne davetliyi sevgili seyirciler. Eğlence, bu tip organizasyonların vazgeçilmez klasiği olan açılış düğünüyle başlıyor. Ardından da dernek başkanı Servet Yıldız söz alıyor. Samsun Kafkas Derneği olarak zaman zaman bu tür Haluş gecelerini biz düzenliyoruz ama bu akşamki biraz daha farklı. Aramızda çok özel konuklarımız var. Bu kültürü yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyorsak mutlaka bu dernek çalışmalarımıza biraz daha ağırlık, özen göstermemiz gerekir. Bu anlamda hepimizin derneklere çok önem vermemiz gerekir. Bu anlamda bizim hemşerilerimizin eskiden birçoğu köylerde yaşardı ama şu anda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yaşamakta.
Bu nedenle bu programların hazırlanabilmesi için daha organize ve daha örgütlü bir çalışma gerektirir. Bu nedenle derneklerimizi ayakta tutmamız artık bir zorunluluktur. Küçüklerin mahalli düğün gösterisiyle süren eğlence, geceye adını veren peynirli üçgen bir börek olan haluşların yenmesiyle devam ediyor. Gecenin ardından Çerkez asıllı dostlarımızla vedalaşarak Samsun'dan ayrılıyoruz.